Şimdi hemen bakalım. Gelelim. Tekrar açalım. Bakarsak burada şu anda etkinlikler var. Görünüyor. Hemen bunlara bakalım. Bunlar nereden geliyor? Burada bakarsak Events JSON demiş. JSON dosyasının içinde Events JSON PHP varmış. Hemen bakalım. Burada Event JSON PHP demiş. Hemen bu Event JSON PHP'ye bakalım. Burada öncelikle yazılar nereden geliyor? Hemen ona bir bakalım. Test Project 15 demiş. O yazıyı bir bulalım ilk önce. Hemen bakalım bu kodların içinde. Şuradan bu yazıyı kopyalayalım. Evet, JSON'un içinde Ctrl F ile bu yazıyı bir arayalım. Şu an bulamadı. Tekrar bakalım bir. Şöyle yapalım. Index.php'yi tekrar bir açalım. Events JSON PHP demiş. Hemen bakalım Events JSON'a. Burada Demo title project demiş. Demo description. Buradaki ekoları bir kaldıralım. Şuradan bu arayı bir silelim. Bunlar init time. Oradaki ekoyu da kaldıralım. Şimdi bir bakalım. Bizim için bir şey değişti mi? Bakarsak farklı şeyler çıkmaya başladı. Şuradaki Events JSON PHP değil Events JSON yapalım bakalım. Buradaki Events JSON dosyasını alalım. Şimdi ne olacak? No event yok dedi. Etkinlik yok dedi. Hemen bir bakalım Events JSON'ın içine bu sefer. Bakarsak bu şekilde gelmiş. Şu an burada etkinlik var. PHP'ye tekrar dönelim. Bakalım bir daha. Buradan index.php'den yine events.json.php diyelim. Kaydedelim. Burada pre etiketi var. Bunu da kaldıralım. Şimdi tekrar bakalım. Very long name dedi. Very long name dedi. O zaman biz events.json'da bir hata yaptık. Ctrl Z ile bir geri alalım. Her şeyi geri aldık. Şu an bakarsak test project geldi. Şurada test projeyi bir arattıralım tekrar. Sadece test project arasın. Test project buradan gelmiş. Bir de burada var. Test projeyi alalım, deneme diyelim. Bakalım bizim takvimimizde bir şey değişecek mi? Şu an bakarsak test project dedi, test project dedi, deneme dedi. Bizim yaptığımız değişiklik burada geçerli oldu şu anda. Şimdi burada bir yine değiştirelim. Bakalım test project nerede var? Test project burada. Deneme diyelim. Test project dedik. Bir bakarsak deneme 15 diye bir diğer değer geliyor. Hemen bakalım o nereden geliyor. Lorem inspum deneme echo meeting date dedi. Biz o zaman sadece bunu bıraksak, değerlerini silsek bakalım ne olacak? Üsttekileri de silelim.
Sadece bir tane kalsın bizde. Bakarsak lisan belgesinde hata verdi. Bu hata da büyük bir ihtimal şu en sondakinden kaynaklanıyor. Dolar iğili bir kısım var. Şurası kalsın. Denemeden üstünü tekrar silelim. Ctrl S ile kaydedelim. Bir F5 diyelim. Bakarsak bize şu anda sadece bir tane gelmesi lazım. İki tane geliyor. İki tane gelmesi de buradan kaynaklanıyor. Peki şurayı silersek sadece bir daha bakarsak yine hata aldık. Burası böyle kalsın. Biz sadece Evans-Jisan PHP'yi bıraksak, diğerlerini silsek, Kate-Jisan belgesi var. Diğerlerini sildik. Bunu da kapatalım. Şimdi bir bakalım herhangi bir hata gelecek mi bizde? Gelmedi. Şu anda Ocak 2013'te bakarsak 4 tane geldi. Şimdi burası bu şekilde kalsın. Burayı dinamik hale getireceğiz. Hemen bir veri tabanı oluşturalım. Dinamik hale getirmek için. Hemen new connection diyelim. Pardon. New database diyelim. Buna da direkt takvim diyelim. UTF-8 Unicode olsun. Collection'da UTF-8 General G olsun. Hemen takvim açalım. New table diyelim. İlk önce bize bir etkinlik ID gelsin. Etkinlik ID lazım. De tipi integer olsun. Primary key olsun. Auto increment olsun. Daha sonra bize lazım olan etkinlik adı olsun. Varchar 255 karaktere izin verelim. Daha sonra etkinlik açıklama diyelim. Varchar olsun. 500 karaktere izin verelim. Daha sonra etkinlik resim olsun. Varchar diyelim. 255 karakter diyelim. Başka bize etkinlikte bir link kullanalım. Link değeri olsun. Varchar 255 500 diyelim buna. Daha sonra bize etkinlik tarihi lazım. Etkinlik tarihi lazım. Bunu ne yapalım? Burada date yapalım. Daha sonra bir de etkinlik kayıt tarihi diyelim. Timestamp olsun. Time stamp olacak. On update current timestamp olmayacak. Current timestamp olacak. Bunu da etkinlikler olarak kaydedelim. Şu an veri tabanımız da hazır. Bir dahaki derste dinamik hale getirmeye devam edelim.